Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün 20. gün ve 20. gündeki 6 tane TRT biyoloji sorusunu Palme yayınlarından çözeceğiz. Hızlı bir şekilde isterseniz hemen soru çözümlerine başlayalım. Evet, 15. soru bir sınıflandırma sorusu. Aynı takımın farklı familyalarında yer alan iki canlı ile ilgili hangileri yapılabilir? Bu tarz sorularda hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Klasikleşmiş olan şifreleme yöntemimizi hemen aşağıdan yukarıya doğru yazıyoruz. Neydi bu? Hani Türkiye işte Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Tür, cins, familya, takım, sınıf, şube, aile. Aynı takımdaymışlar. Buralara kadar aynılar. Ama familyaları farklı. O yüzden arkadaşlar takımları ne kadar aynılarsa alem, şube, sınıf ve takımları aynıdır. Familyaları farklıysa cinsleri ve türleri de farklıdır. Yani bu yorumu yapabilirim. Çiftleşmeleri sonucu verimli yavru oluşabilir. Hayır, çünkü çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabilmesi için aynı türe kadar beraber olmaları lazımdı. İkili adlandırılmalarda kullanılan cins isimleri farklıdır. Gördüğünüz gibi familyaları farklı oldukları için cinsleri de arkadaşlar farklı olabilir. Çok kuvvetli ihtimal zaten. Ait oldukları sınıf yani yukarısı şube ve alemler aynıdır. Bakın takımına kadar aynıysa sınıf, şube ve alemler de aynıdır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı yapılabilir dediği için cins yorumlamasına dikkat 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. Evet, gelelim 16. soruya arkadaşlar. 16'da görmüş olduğunuz gibi kalıtım soy ağacı verilmiş. Hemofili bireyler koyu renkli olarak gösterildiğine göre hangisinin zorluğu kesin değildir diyor. Burada arkadaşlar belki net çıkmamış olabilir ama bu da taralı haberiniz olsun. Şimdi hemofili sağlıklı erkeği nasıl yazılacak arkadaşlar? X üzeri büyük haşa Y. Çünkü erkekte sağlıklılık bu şekilde yazılır. Hasta olsaydı küçük haş yazacaktı. Şimdi bu erkek çocuğu hasta olduğu için arkadaşlar bir numaralı birey ne olması lazım? Sağlıklı ama taşıyıcı olması lazım ki tamamen sağlıklı olursa çünkü bu erkek çocuğu sağlıklı olmaz. O yüzden bir numaralı birey kesinlikle sağlıklı taşıyıcı olacak. Şimdi iki numaraya baktığımızda arkadaşlar İki numaranın ihtimali büyük H, büyük H da olabilir çünkü kimseyle evlenmemiş. Değerli arkadaşlar büyük H, küçük H da olabilir. O yüzden hangisinin doğruluğu kesin değildir dediği için ikiye şunu da yazması lazımdı taşıyıcılık özelliğini. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Ama devam edelim. 3 numara büyük H, küçük H. Şimdi 3 numaralı birey bir erkekle evlenmiş ve çocukları hasta olmuş. Arkadaşlar şimdi buraya dikkat etmem lazım. Bu da taralı zaten. X üzeri küçük aşağı y. Şimdi bunun hasta olabilmesi için annenin sağlıklı ama taşıyıcı olması lazım ki şu gelsin ve kız çocuğu hasta etsin arkadaşlar. 5 numara sağlıklı annesinden büyük aş alacak, babasından küçük aş alacak. 5 numarada ne olacak? Sağlıklı ama taşıyıcı olacak. O yüzden 5 de doğru, 3 de doğru. 4 numarada zaten tamamen sağlıklı olduğu için annesindeki büyük aşı alacak, y'ye götürecek. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 2'nin ikinci yazım şeklinin yapılmamasıdır arkadaşlar. Dikkat. Gelelim 17. soruya. 17. soruda mayoz bölünmede bizim için hangileri mayoz 1 ve mayoz 2 ile ortak olarak gerçekleşir diyor. Şimdi bildiğiniz gibi mayoz 1'de genetik çeşitlilik sağlanıp hücre sayısı 2'ye çıkınca mayoz 2'de de mitoza benzer olaylar olup bir iki daha meydana gelir ve mayoz sonucunda toplam 4 tane hücre meydana gelir. Y ipliklerinin kinetokor bölgelerinden kromozomlara bağlanması. Bu mayoz 1'de de olur, mayoz 2'de de olur arkadaşlar. Şu bölgeden gelecek bakın. Kinetokor dediğimiz bölgeye bağlanacak ve metafaz gibi, anafaz gibi safhalarda bu Y iplikleri kromozoma tutunmuş olacak. İkisinde de ortak. Replikasyon sonucu diyor kalıtım materyalinin iki katına çıkması. Mayoz 2'nin replikasyonu olmaz arkadaşlar. Mayoz 1'e başlamadan önce gerçekleşen replikasyon sonucunda mayoz 2 profaz 2'den hemen başlar ve devam eder. O yüzden ortak değildir. Sitokinez dediğimiz toplazma bölünmesi sonucu yavru hücreler oluşur. Doğru. Mayoz 1'de 2 tane, mayoz 2'de 2 tane daha. Toplam 4 tane. Crossing over sonucu genetik çeşitlilik mayoz 1'in profaz 1'inde gerçekleşebilen bir olaydır. Anne ile babadan gelen kardeş olmayan kromatitler arasındaki gen alışverişi ki gen sayısı veya arkadaşlar değişik şeyler etkilenmez. Burada sadece alel gen içerisindeki bazı yapılar değişkenlik gösterebilir en fazla. Olursa profaz 1. Olmazsa başka hiçbir safhada artık crossover olmaz. Mayoz 2'de olmayacağı için ortak değildir. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar.
18. soruda görmüş olduğunuz gibi iki tane organel. Birisi mitokondri, birisi kloroplast. Çizim biraz basit olmuş ama fark edebiliriz. Çünkü bozuk madeni paralar gibi birleşen şu organelimiz arkadaşlar granalar ve granumlar dediğimiz yapılardan oluşan kloroplast organeli. İçindeki zarın girinti çıkıntı gösterdiği organel ise arkadaşlar mitokondri organeli. O zaman mitokondri için 1-2, kloroplast için 3-4 oldu. 3 nolu kısım stromadır diyor. Kloroplastın içindeki sıvıya stroma, yapılı arkadaşlar bozuk madeni paralara ise grana granum, içindeki arkadaşlar klorofilin bulunduğu zara tilokoid zar diyoruz. Oksijenli solunuma ait ETS elemanları 1 nolu kısımda bulunur. Arkadaşlar burası neresidir? Krista zarıdır ve krista zarında bulunan ETS enzimleri sayesinde maksimum sayıda ATP'nin üretildiği yer burasıdır arkadaşlar. Oksijenli solunuma ait tepkimelerin tümü bir nolu kısımda gerçekleşir demiş. Olmadı arkadaşlar. Neden? Çünkü mitokondrinin içerisindeki matrix sıvısı dediğimiz sıvıda iki tane olay gerçekleşir. Bir tanesi Krebs'e hazırlık. İkincisi ise arkadaşlar hazırlıktan sonra devam edecek olan Krebs olayları matrix'te. Krista'da ise ETS olaylarıdır. O yüzden hepsi demesi hatalı olmuş. Sorumuzun doğru cevabı C. 4 nolu kısımda bulunan klorofil pigmentleri, evet bakın arkadaşlar granumların içinde. Güneş ışınması olarak fotosentez tepkimelerini başlatır. Evet, fotosistem 1, fotosistem 2 gibi elemanlar var arkadaşlar. İndirgenme, yükseltgenmeler oluyor. 2 nolu kısımda DNA, RNA ve ribozom bulunur. Arkadaşlar mitokondrinin matrix sıvısında, kloroplastın ise stroma sıvısın yani 3 numara ve 2 numaralar DNA, RNA ve ribozoma sahiptir diyoruz. Evet, gelelim 19. soruya arkadaşlar ve organik moleküllerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir diyor bizim için. RNA'ya baktığınızda kalıtsal bilginin nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Arkadaşlar RNA dediğimiz yapı en fazla ribozomun yapısına katılabilir, protein sentezinde işlev görebilir fakat RNA'nın içinde bizim kalıtsal bilgimiz yoktur. Bizim kalıtsal bilgimizin bulunduğu nükleik asit DNA'dır arkadaşlar, lütfen dikkat ediniz. O yüzden A şıkkı doğru ama diğerleri niye, yani bu yanlış ama diğerleri neden doğru? Fosfolipid dediğimiz tabaka çift sıralı olarak hücre zarının yapısına katılır. Bakın altlı üstlü çift sıralı iki tane görüyorsunuz arkadaşlar. Fosfat tabakası var dış kutup iç kutuba doğru. Bir de çift zincirli yağ asidi kuyrukları var. B vitamini özellikle B12 türevleri koenzim olarak enzimlerin yapısına katılır. Doğru. Eğer bileşik holoenzimse arkadaşlar vitaminleri de özellikle beynin içerisindeki B12'yi kofaktör grubu olarak kullanabiliriz. Artık koenzim kelimesi biraz nadir kullanılacaktır. İleride de göreceksiniz. Glikojen, glikozun bakteri, mantar ve hayvan hücrelerindeki depo formudur. Nişasta da bitkilerdeki formudur ya da alplerdeki formudur arkadaşlar. Bu da doğru. Enzimler bir tepkimenin daha az enerji harcanarak gerçekleşmesini sağlar. Çünkü ortamda bulunması gereken aktivasyon enerjisini ne yapar? Düşürür. Kendisi enerji vermeyen ortamdaki aktivasyon enerjisini düşürerek birim zamanda daha fazla substratın katılarak birim zamanda daha hızlı ürün çıkmasını enzimler gerçekleştirir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkıydı. Ve son soru. Belirli bir alanın topraktaki nitrat tuzu miktarının zamana bağlı değişimi grafikte verilmiştir. Bakın soruyu dikkatli okumanız lazım arkadaşlar. Bak grafiğe göre ikinci zaman aralığındaki değişime hangileri katkı sağlamış olabilir? Arkadaşlar soru da şunu soruyor. Şunun olmasındaki, görülmesindeki sebebi soruyor. Yani bu oluştuktan sonra neye yol açmıştır demiyor. Bu yapının yani arkadaşlar birinci zaman sonundan ikide bir anda artışın gösterildikten sonra hangi olaylar bu artışa katkı sağlamış olabilir? Bunun sonucunu istemiyor. Yeşil bitki sayısının artması. İşte tam da buraya değinmek istedim işte arkadaşlar. Bakın nitrat tuzu miktarı artarsa olası sonuçlardan bir tanesi yeşil bitki sayısının artmasıdır. Çünkü azot tuzu ihtiyacı güzel bir şekilde giderildiği için bitkiye olumlu fayda sağlar. Ama bunu sormuyor. Bu değişime hangi olay katkı sağlamıştır? O yüzden yeşil bitki sayısı bu olaydan sonra artış gösterebilecek bir olaydır. Dikkat edin. Nitrifikasyon olayının hızlanması. Arkadaşlar nitrifikasyon neydi? Amonyak veya bakın amonyum gibi bileşenlerin önce nitrite sonra nitrata dönüşümü olaylarına biz nitrifikasyon diyoruz. Eğer nitrifikasyon olayı hızlanmışsa
nitrat tuzunun açığa çıkma olasılığı artış göstermiştir ve o yüzden bu grafiği görmüşsündür. İşte tam da bunu istiyor benden. Baklagil sayısının artması. Baklagiller ne yapıyordu arkadaşlar bitkinin kökünde? Azotobakter gibi ya da işte siyanobakterler gibi bakteriler arkadaşlar ne yapıyor? Havadaki serbest azotu tutuyorlar. Havadaki serbest azotu tutan baklagil sayısı artınca bitkinin köklerinde bol miktarda nitrat tuzunun açığa çıkmasına da sebep olacaktır. Çünkü onu soruyor. Sorumuzun doğru cevabı bakın. 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Biri doğru kabul etmediğimize dikkat edin. Bu olayın sonucunda yeşil bitki artar arkadaşlar. Bize soruda bu ikinci zaman aralığını böyle olmasını tetikleyen etmen veya etmenleri sorduğu için sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bugün 20. günde Palme yayınlarından 6 tane TRT biyoloji sorusu çözdük. Bir dahaki denememizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Biyolojiyle kalın. Hoşça kalın.